Tabii ki geç kaldım yine. Çünkü bugün çok yoğundu dükkan falan. Tabak bulamadım, bir şey bulamadım. Yayın yapacağım, dışarı çıkamadım. Çaresizlik içinde. Aranızda plastik tabak böyle toptancısı falan var mı acaba ya? Merak ediyorum. Geliyor mu sesim? Orada mıyım? Kimse var mı? Bir kendime bakayım gözüküyor muyum? Evet, görünüyorum. Ceren Hanım, Hülya Hanım, hoş geldiniz. Kristina, welcome. Gülsüm Hanım, iyi akşamlar demiş. Sabiha Pehlivan buradaydı. Ooo Zerrin Hanım, nasıl güzel bir kitap kutuydu öyle. Vallahi billahi ilk gördüm böyle, Allah dedim, bu ne? Bilir Hanım, Ufuk Hanım, hoş geldiniz. Bayıldım gerçekten, hani renklerin geçişi, üste verdiğiniz efektler, hamurun kıvrımı. Gerçekten benim grubum da çok becerikliler, bana nasip oldu sanırım. Beceriksizler diğer tarafa dermişim. Nezat Nazan Hanım, merhaba. Huriye, hoş geldin. Sesin falan geliyor değil mi? Sorun yok. Dile İbrahim de hoş geldi. Deniz Aksoy hoş geldi. Şükran. Şükran. Makyajsız falan da yani bayağı bir pertim ama. Ankara'dan Fatma Hanım. Bizden de Ankara'ya selamlar. Zonguldak'a döndüm çok şükür. Geldim. Peyman, iyi akşamlar. Gökkuşağı merhaba demiş, merhaba. Arkadaşlar, bu bizim meşhur bir budak çalışmamız vardı ya. Hoş bulduk. Sibel Hanım, İknur Hanım. Sesim de bayağı kötü. Gerçi normal orijinalde de çok güzel değildi ama. Şimdi bayağı bir şey oldu. Ayten Hanım, hoş geldiniz. Binnur Hanım, siz de hoş geldiniz. Gülseren abla, iyi akşamlar. Gerçekten grubun içerisinde normalde gün içinde ara ara baktığım zaman güzel işler yapıyoruz. Yani ne kadarında payım vardır bilmiyorum ama çok güzel şeyler çıkartıyorsunuz. Bu da bana gurur veriyor. Hoşuma da gitmiyor değil. Buradan oralara böyle hani birebir olmasa da uzaktan uzağa. Ya benim hep online zaten böyle ay şöyle yapın, evet böyle olsun falan çalışmalarında yardımcı olduğum insanlar vardı ama şurada şey hissediyorum böyle havalı işte bu kadar insanın hocasıyım falan gibi bir havalara mı gireceğim bundan sonra, ne yapacağım bilemedim. Mualla hocam iyi görmüş beni. İyiyim. İyiyim de işte makyaj falan koştur bugün baktım dükkanda müşteri bekliyor, öğrenci bekliyor. Hayda, bir karga tulumba geldi. Sevim Hanım, özledik sizi demiş. Teşekkür ederim. Aa, düştün mü? Ne oldu? Evet, bir yerde görmüştüm. Düştüm falan gibi ama ben onu hani orada şakalaşıyorsunuz falan diye zannettim. Bir melek falan muhabbeti vardı. Düştümmüştüm olunca dedim meleklerin şokundan düştüm Peyman. Yasemin Atam, hoş bulduk. Üzülmeyin Hatice Hanım gelemediğinize. Ay Gülay Hanım eşi oğlu selamlar diyorum. Ayşe Dressam. Ayşe Dressam, nickname'iniz mi? Yoksa Ayşe mısınız? Şu şarkı var ya Ayşe. Bugün müzik bile açmadım. Vallahi benim sesime katlanacaksınız. Nur Aydın. Çok tatlısın sen ya. Yasemin Hanım, grupta değilsiniz. Allah.
Çıkarttılar mı beni gruptan, kendi grubumdan? Atıldım herhalde. Profilde miyiz? Şimdi üstün körü bir başlayalım bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi atölyemden bayağıdır uzaktayım ya. Bir böyle acaba neleri unuttum, neleri ne yapıyorum bakacağız. Kuzucuğum sen niye düştün harbiden ya? Heh, Nigar Hanım da yetişti. Mislihan da geldi. Kadro tamam neredeyse. Orkide de burada. Merhaba Orkide. Seni tanıdığıma çok memnun oldum İstanbul'da. Ay bir kalkayım artık. Yaşlı ve yorgun ben. Sedef de geldi. Artık aile gibi olduk. He? Yani simayen tanıyoruz. İsimen tanıyoruz. Tanışıyoruz. Ayşe'ymiş. Bildim vallahi bak. Ayşe. Neyse. Arkadaşlar, o kutunun büyüğü. Şöyle üstün körü boyadım. Bakın. İzlerim bile duruyor. Bir kat krem rengi multi surface attım. Atölyeyi öğrenciler toplamadı. Yardımcım da yok artık. Evet, hepiniz arkadaşlarımsınız. Hepiniz artık göz aşinalığım var. Gözüm üzerinizde diyebilirim yani. Dörde bölsek 8. Hop. Nasıl da kaçak dövüşüyorum var ya. 9'ar santimden böleyim ben. 9. Yani hayatın her yerinde matematik lazımmış. Dersleri iyi çalışmak gerekiyormuş gerçekten. Objemizi bölüyoruz arkadaşlar. Tahtalar yapacağız ya. Şöyle bir gösterebilir miyim? Sanırım gösterebilirim. Bankadan selamlar. Bankadan mı? Beğeni atmayın donmasın. Bankadan da arkadaşımız selam söylüyor. Oo Birsen, Bodrum güzeli. Birsen seni Zonguldak'ta biliyorsun, bekliyorum. Hatta bu aralar acil. Öyle hissettim yani. Şimdi görebiliyor musunuz? Bakın şuraya bölmemiz, yani önce bir ölçün, sonra kaç santim aralıkla istiyorsanız bölün. Ben burada 9 santim yaptım. Aynı şekilde üste de yaptım. Bu bir karşılaştırmadır. Çizgi çekmek için bir yöntemdir. Bunu böyle çizdim. Daha sonra şu şekil alttaki çizgiye ve üstteki çizgiye koyup normal yerimi belli ediyorum. Tamam mı arkadaşlar? Yandan yazıyorsunuz. Gönül Kızıldağ, ben de Gülen. Gelin. Arkadaşımıza bir sene buradan Bodrum'dan gelecek. Hızlandırılmış kurs vereceğim ona. Ay bel fıtığı olma ihtimalim var yani. Şöyle yanıma alayım. Hoppa. Yaparken de kaydır. Tam olsun. Şimdi bu çizgileri oluşturdum.
çizdim. Şimdi cetvelimi o çizgilerde tutuyorum ve kazıyorum burayı. Bildiğiniz makas ucu, bıçak, tornavida, neyse. Bilet bakıyormuş. Selam İcran Hanım. Arkadaşlar buna bildiğiniz yani medefeyi oyun. Tabii benim gibi böyle. Yani bir yerde şunu okumuştum. Elime matkap ve çekiç aldıysam hoca mı oluyormuşum falan gibi. Şimdi de makasla kazıma yapıyorum. Bunu da dikkate alın. Başka bir yerde yazar dalga geçersiniz. Dalga geçenlere söylüyorum tabii bunu. Şimdi kazıdım bakın. Bir derinlik verdim. Tırnağım giriyor. Alıştık ya bakayım dedim. Canan Hanım hoş geldin. Bak Konya'm. Nazar için boncuklarım. Hepsi var. Ayşe Hanım yapın tabii ki. Ne alınca hoca olunuyormuş. Gülseren abla. Ne alınca hoca olunmuyor. Şimdi ben genelde böyle bireyizle işte deliyorum, çekiçlerle çakıyorum, farklı aparatlar koyuyorum falan filan ya. Hani benim böyle sanki tek meziyetim oymuş gibi bir dalga geçme konusu bu da. Onlara biraz atıfta bulunuyorum açıkçası. Bireyiz ve çekiç falan ele alınca hoca olunmuyormuş. Ben de şunu da ekleyeyim, makasla da şey oyuyorum dedim. Aşk olsun ya. İzmir'e de gelin bizden de hediye alırsın hocam. Hayır. Öyle düşünmeyin sakın. Öyle bir yani hediye almak gibi bir şeyim yok. Budak çalışmasındaki püf noktalarıyla beraber çalışıyoruz püfür püfür. İlknur hocam. Oy canım oy. Sakın eline bir reis falan alma hocam ha. Benden sana nasihat. Adamı harcıyorlar bir 5 dakikada. Bayağı bir kazıyorum. Look Salvador Costa welcome. Uruguay'dan herhalde. Katılıyor arkadaş aramıza. Hoş geldiniz Türkiye'ye, Türk bayanlarını izlemeye. Demek Nur hocam ya, dakikada harcıyorlar gerçekten insanı. Hani demiyorlar ki şurada bir emek var. Benim şuyumu yapamazsın cırlıyorlar. Yarın bakıyorsun onlar senin yaptığını yapmış. Hadi diyorsun ya bana yakışmaz. Diye Allah çok da güzel hale getirdim. Neyse bunlar da budak olsun. Al işte. Sinirlenince yamulmaya başladı. Hoppa. Böyle çizdim. Çok güzel de yanlara çıkıp oydum. Hatalı oldu. Bakın arkadaşlar benim adıma ne güzel cevap veriyorlar. Müzik de yok, ben mi söylesem ne yapsam ya. Dedim ya tabak bulamadım. Şöyle çiğ köfte şeyleri vardı boş, onlara sıkayım boyalarımı bari. Rich turkuaz. Bir tarafı turkuaz yapalım. Evet Hülya, cidden bir gün balta alacağım elime yani, öyle gözüküyor. Bir tarafa kahve alıyorum. Kahve derken şunu göstereyim. Bu rengi çok severim. Çok da yakışır. Çok keskin değildir.
Kestane. Açık kahve. Tamamlamalarda da bu rengi öneririm kızlar ayrıyeten. Dipnot geçeyim. Birsen'cim, havalimanı bana yakın değil. Bana karadan ulaşacaksın hayatım. Karadan otobüse biniyorsun. İniyorsun. Ben seni alıyorum. Aa, çok güzel. Yağ yeşilini unuttum. Standa gidiyorum. Koşa koşa geliyorum. Bir şey unuttum biliyorum ya. Uyumdur çünkü. Kendi malzememi kendim harcıyorum. Ahşap panoya mozaik jelle çalışacaksan Gülseren abla, biliyorsundur muhakkak, tek püf noktası aralık bırakarak gideceksin. O mozaik kuruduktan sonra o araları ayrıyeten dolduracaksın. Eğer arda arda gidersen mozaik genleşiyor ve birbirini tamamlıyor. O zaman da yaptığın işte 100 kat vernik dökmüş gibi falan olursun. Ama dediğim gibi, atıyorum bir kelebeğin kanadındaki birinci nokta, üçüncü nokta, beşinci noktayı yapar da donduktan sonra ikinci, dördüncülere girersen o zaman başarılı olursun. Ayşin Ekçi, yazmayalım beğenmeyelim. Yazmayın beğenmeyin değil, yazabilirsin. Beğeniler yayını donduruyor. Sanırım daha önceki yayında yoktu. Yazın, istediğiniz gibi yazın. Yazmakta sıkıntı yok arkadaşlar. Ama beğeniler ve emojiler, şu gülen yüzler falan, onları sona bırakıyoruz biliyorsunuz. Yoksa donuyor. Tartışma yok. Açıklıyoruz. Yazın ama beğeniyi sonraya bırakın. Kafam bayağı dolgun. Arkadaşlar, dudakta muhakkak glazing medium kullanıyoruz. Bunu sakın ha sakın unutmuyoruz. Bir yandan arkaya bakıyorum, orada ne yapmıştım acaba diye. Tık tık. Birkaç damla, çok değil. Renklerime döktüm. Kimse olmayınca böyle koştur koştur koştur. Böyle bir hata yapabilir mi insan ya? Dudak aleti yok. Biz dudaklama çalışacağız. Almamışım yanıma. Dudak yaptığımız aparatımız zaten biliyorsunuzdur. Renkleri dilerseniz yayın bittikten sonra size okurum. Anlatırım. Şuradan bir yeşille başlayalım. Hadi bismillah. Size göstererek çalışmak istiyorum ama acaba etkili olabilecek miyim? Sanırım görüyorsunuz yeterince. Çok yana geçmemeye çalışıyorum. Diğer komşunun hakkına girmeden. Glazing medium muhakkak katmak zorundayız. Eğer katmazsak boyamız çabuk tutunacaktır. Çabuk tutunursa da buna bu tür bir işlem uygulayamayız. Şimdi size doğru çekmeye çalıştım. Görseli bu. Şunu yapmak istiyorum.
oldu ki hoşunuza gitmedi. Kesik bıraktınız. Nurhancığım, canım benim. Öpüyorum seni, biliyorum. Başın sağ olsun, cenazeniz vardı. Olur mu öyle şey ya? Gelemedim. Sakın. Gördüğünüz gibi yaptım. Diyelim beğenmedim. Hemen yeniden, çok zaman geçirmeden. Çünkü boyamızda glazing var. Korkmayın. Korkmadan değişik değişik şekilde yapabilirsiniz. Ben müsaadenizle size göstereceğim diye öyle çekmiştim onu. Bir yandan da bezle. Ne bezi? Salpakla temizlemeye çalışıyorum. Arkadaşlar beğeni yapmayın da donmasın ne olur. Bitsin çalışmamız. Ondan sonra beğeneceğiz, tamam? Pınar Hanım da şey yapıyor. Sağ baştan say kaç kişi olduk. Olsun arkadaşlar. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi. Çok takılmıyorum kişilere. Ha, takılmış olsam zaten grubu büyütme adına bozarım kafayı. Artık farklı kampanyalar oluştururum. Onu bile yapmıyorum. Ha, büyümemiz bizim için çok iyi olur. Normalde baskı için de iyi olur. Ama büyümüyorsa da yapacak bir şey yok. Çok sayıyla alakam yok. Hani ünlü olmaya falan çalışmıyorum açıkçası. Ekrana gösterdim yani. Bakın şu tarafı böyle yaptık. Normalde bunu böyle de kullanabilirsiniz. Hani böyle de derken düz budak budur. Ay ay, bir ıslak mendilim bari olaydı. Var da şuradaymış, neyse. Bunun yanına her zaman turkuaz, yeşilin yanına çok yakışıyor bence. Şahsım adına kendilerini yakıştırıyorum. Yeşili sürüyorum. Ondan sonra yeniden budak aparatımızla, Avrupa terimini saymıyorum, budak. Aralara banta falan gerek yok Birsen Hanım. Her seferinde onunla uğraşmayın. 2. Part 2. Başta gösterdim diye hani göster. Oo Yasemin, adaşım hoş geldin. Tamam, şimdi şöyle bir size doğru çekmeye çalışacağım kızlar. Görürsünüz inşallah bu sefer. Yandan göstermeye çalışayım hadi. Obje de büyük de üstüne çıkmam lazım. Görebiliyor musunuz? Şu yarım daireden başlar. Daireler büyür. Bu yarım daireyi böyle bir koyuyoruz. Biraz geliyoruz. Hareket ettiriyoruz. Çekiyoruz. Bakın kestim. Şu görüntü iyi değil. Bunu yapmamaya çalışın. Glaze olduğu için yeniden oynayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben şimdi buradan doğru yapmam çok zor. Sağ olun Hikmet Hanım. Gördünüz. Bu şekilde. Yani böyle alıyorsunuz. Şunu şöyle yapmış olmanız bile orta göbeği oluşturuyor. Bu dağı oluşturmuş oluyorsunuz.
Ne olmuş? Yükseltip inen kameralar var. Dır da. Onu burada kim yükseltip indirecek? Hayır, usta sırrını sakladı olur mu? Peyman, ne alaka? Eğer öyle düşünsem ben bu yayını yapmam. Usta sırrını saklamıyor kızlar. Usta değilim bu. Bir ikincisi de yaptığının görülmesini istemeyen insan tutup da böyle Türkiye'ye yayın mı yapar? Ne kadar da yanlış. Hiç öyle işlerim yok. Onu saklayayım, bunu saklayayım. Kendine güvenen hiçbir şeyi saklamaz bence. Ne yani? Uçak icat etmiyoruz ki. Yapılan şeyler zaten. Benim kocam öyle diyor. Valla enişteye selam ama bilemiyorum yani. Çok fesat yaklaşmış olaya. Evet. Size bunu göstereceğim diye sağdan soldan çekemiyorum ama hala ya değil mi yan yan budak çekilmez. Hadi gösterdim şunu düz bir çekeyim ben. Yes. Elif hocam, bildirim almıyor musun şey yayın başladı mı diye? Başlayalı bir bilmiyorum ki 10 dakika mı oldu, 15 dakika mı oldu? Hiçbir fikrim yok. Senin bilmediğin işler değil bunlar ya. Sen muhteşem yapıyorsun, muhteşem. Şimdik. Şurada da baksanıza nasıl bir de aynı yeri boyamışım. Tipi tip ben. Kendi adımı mı değiştirsem var. Bizim kızlar dakika sayıyor. 20'de 27 dakika olmuş. Gri'nin bu dağı olmadı mı? Neden? Öbürküne de griydi. Şimdi anti-queenleyince zaten bu aradaki renklerin sertliğini alacağız. Masifleyeceğiz yani. Tabii ben bunu kurutabilirsem eğer. Neyi vereceğim dedim. Bilmiyorum ki arkadaşlar niye bildirim alamıyorsunuz? Benim kursum Zonguldak. Ben Zonguldak'tayım kızlar. Ağlamayın Nevriye Hanım. Ne demek beceremiyorum ya? Becerirsiniz. Pratik yapın. Beceremiyorum diye bir şey yok. Şu şeyler vardır ya suplalar ya da tablolar ya da panolar olmadı bir tahta parçası boyayın alt zemini. Ondan sonra glazing medyumla bir renkle direkt çalışın. Sürekli çalışın. Ay Yasemin hastayım senin kurutma makinene. Evet o benim saç düzleştiricimdi. Baktım benim saçı düzleştiremiyor. Gel sen dedim boya kurut. Anca onu yaparsın. Arkadaşlar Yasemin Hanım da şey arkadaşımız Miss Craft seramiklerinin kraliçesi mi desem? Evet, hepsi onun elinden geçiyor. Muhteşem. Yani bayılıyorum ben objelerine de. Bakın Beyhan Hanım diyor ki bildirimleri aktif hale geçirirseniz. Özlem Hanım, anti-queen'i inceltirken değil. Glazing kullanıyoruz. Boyada da anti-queen'de de sebep çabuk kurumasın. Kuruyup direkt objeye yapışmasın. Ay Sıdıka hocam çalışkan arkadaşım. Nefis, teşekkür ederim.
Deme Gülseren abla. Kraliçesi diyoruz, estağfurullah diyor. Ay. Boya yağı ne demek? Boya yağı değil, resim yağı diye bir şey vardır. Zor transferden sonra falan kullanırız. Bir de normal tablo yaparken kullanırız resim yağını. Bu çalışmayı kaçırdım diye üzüldüğünüzü biliyorum. Üzüldüğünüz için çalıştım yeniden, hala çalışıyorum. Eve bu saatte gitmiyorum arkadaşlar. Daha eve gitmedim. Benim eve giriş çıkış saatim belli değil. Evdeki atölyemi eğer oluşturabilirsem o zaman çok daha rahat edip gece yayın açmayı istiyorum. Hani gece 12'den sonra, 11'den sonra. Bilmiyorum ki, çalışanlar seyredemeyecektir büyük ihtimalle. Oo Deniz Hanım, öpüyorum seni. Bak, gruba girdiğinizde sağ üst köşede bildirimler var. Oradan bildirimleri açabiliyormuşuz arkadaşlar. Boyadığınız objeye seramik havası nasıl verebiliriz? Boyadığımız objeye seramik havası vermektense işte Yasemin'i ararız, seramik isteriz, getirir. Neden bildirim alamıyoruz adminlere diyor. Adminler, eylem de yok ortalıkta, Melike de. Yasemin, salonu iptal etmeme gerek yok, odam var. Sırf o yüzden büyük bir eve çıktım. Bir odam atölye ama daha ne raf var ne şey var. Vallahi açıkçası ne yapıyoruz bilmiyorum, orada çamaşır kuruyor. Yani yapacak bir şey yok. Tül çalışmasını göstermiştim ve o çalışmadan sonra müthiş tüller yapıldı. Ben bile hayretle izliyorum. Poyz ya. Aa, Bera, merak ediyordum bu nerede diye. Welcome. Neyse ya, lafa daldık. Yemin ediyorum var, dedikoducu kadınlar gibiyiz ha. Böyle mi oldu, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Şuraya direkt budak yapalım. Tabii deminden beri duruyor. Ben biraz daha glaze ekleyeyim boyama. Esra Hanım sağ olun. Boyam da zaten diğer renklerinden de vardı. Hiç önemli değil. Lap lap lap. Böyle geçtim. Hadi marjinal bir şey yapalım. Yanına da turkuaz girelim. Hep aynı şeyler olmasın. Degrade gibi. Onun yanına da yeşil girelim. Aynı fırçayla. Ha, bakıyormuşuz. İğrenç oluyormuş. Ay. Risk almaya değer mi? Hayat tabii ki değer. Bence. Arkadaşım, glaze neden kullanılır? Ne işe yarar? Glaze boyanızın direkt tutunmasını sağlar, kurumasını sağlar. Tutunmaz ve istediğiniz gibi boyayla ve objeyle oynarsınız. Bakın, bu da size basit yolu. Bakıyorum. Bu bir şovdu aslında. Olmayabilirdi de. Arkadaşım Beril, siz de lap lap yapın. Olur. Bugün olmazsa yarın. Yarın olmadı. Öbür gün o da olmadı. Bir gün olur yani. Gelin şuraya da yapalım. İşte böyle duruyor. Ne alalım? İşte kahverengi yeniden alalım. Sürelim. Teknikleri mahvettin Yasemin. Bu böyle mi olur? Allah senin belanı verecek. Falan. İşte fırçamda kahvenin kalanı vardı. Bir turkuaz aldım. Turkuazım da değişiyor tabii ki. Biraz kahve, biraz turkuaz. Şöyle pat pat pat. Cesur olun.
Bırakın yaptığınız size özel olsun. Evet, bu böyle olur mu? Olmaz. Ama yaptım oldu mu? Oldu. Olmadı, bozarız. Ne olacak? Zaten biz yapmıyoruz bunu. Hay, sıkıntı ne? Kasmaya gerek yok. Hayatı kasıp kasıp kanser olacağız sonunda. Boş verin ya. Alt tarafı tahta bir kutu. Peyman Hanım, öğreniyorsun bu bildirim almama olayını. Arkadaşlar bekliyor. Çok güzel bir şey yaptım. Yapıştırdım oraya. İyi, yamulmamış. İşte. Nasıl bir şey haline geldim. Yap göster. Gördünüz. Hedefi Gülay Hanım'ın büyükmüş, küçük Yasemin olacakmış büyüyünce. Oğlum, gurur duyarım. Yarın bir gün bu grupta öğrendikleriyle birisi sana TV açsa, sonra açılışına beni de çağırsa, ondan sonra da ne bileyim hocam sizden öğrendiklerimle bunları yapıyorum dese. Yani bundan daha iyi bir şey yok bence. Ama benim gibi olursan para kazanamazsın, sana söyleyeyim. Hani aramızda bu niyetli kim varsa fazla bir şey beklemesin. Şurayı da bir kurutayım ben de. Şurada bir saçmalık gördüm. Ay, bu da aletim de batmış. Hülya zamansız çakır, benim mobilya aksesuarları mağazam var. Elif Hanım doğru söylüyor hocam. Fırçayı özgür bırakın. Kafanızı da özgür bırakın. Kendiniz zaten özgür kalırsınız. Ama böyle aman kekin içerisine üzüm koymak olmaz diye mantığında gitseydi insanlar, hayatta üzümlü kek yiyemezdik. Yani keki bulduklarında öyle değildi çünkü. Hocam nokta bölümü parmak kısmına giyiyor değil mi? Geçebilir mi? Ben anlamadım. Zehra, oho, Gülay, Gülay Doğru Turuncu. Sağ ol arkadaşım, Gülay'ım. Öpüyorum seni, uşağa selam. Gönlüm zengin mi? Katılıyorum. O konuda bayağı bir zenginim ben. Ha bak, Zeynep Hanım'a bakar mısınız? Köşe diyor, aynı renk oldu diyor. Ne olmuş? Şuradan şuraya. Evet, denk gelmiş. Bakın ne güzel bir ambiyans oluşmuş. Değil mi? Sanki oraya devam etmiş gibi. Arkadaşlar beğenmeyin. Ne olur lütfen. Şimdi kurudu mu diye bakıyorum. Acelecilikten batırıyorum ne varsa. Vallahi billahi burası da batık ya. Nereye koyacağım ben bunu şimdi? Kendi kendime kızıp kendi kendime kavga ediyorum. Kendime sorun yaratıp sonra kendim çözüyorum. Uşaktan bol bol full enerjilerle öpüldün. Teşekkür ederim. Uşağa yakın bir civara gelirsem yanına geleceğim. Bir görüşemedik. İyi akşamlar demiş. Şurayı da aynı gideyim de. Bunu bir masifleyelim. Ondan sonrasında da belki başka bir şey daha yaparız yani. Belli mi olur?
Şöyle bütün boyalarımı şuraya bir kullanayım ben. Geçişlerle. Sonra biraz kestane, açık kahve pardon. Hop. En son da gri alayım. Aynen nasıl full kilo aldım. Pasta, börek hepsini yerim. Ciddi ciddi. Bu kiloya bir şey yapmam lazım. Bir dur demem lazım. Bakın böyle. Saçma sapan şekilde boyadım. Allah, aletin içi de doldu. Ay bu ev yani. Telefonun üstü bile. Hayır. Şu an ekranımda bir turkuaz çizgi görüyorum. Bunun neden olduğunu ararken tablete sıçrattığımı gördüm. Hayır. Şapşallığa bakar mısınız? Buraya sıçratmışım. Ne güzel becerdim yani. Yemin ediyorum komediyim ya. Bir de gitmişim nerede arıyorum. Artık bana pasaklı diyebilirsin. Glaze olmasaydı bu çoktan kurumuştu. Bunun üzerinde hiçbir işlem uygulayamazdım. Şu an olduğu gibi. Üzerine stencil yapacağız zaten arkadaşlar. O konuda sorun. Ya canım yeşilim gitti. Fırçayı sürdüm oraya. Tutup da bilmem neyle uğraşırsam böyle olursun işte. Süper şapşık bir şey oldu. Bileği sürdüğünüz halde donmaz ama benim gibi tutup oralara buralara gidip de ondan sonra gelip yapmaya kalkarsanız evet donar. Bileğinizi bol sürün. Nereyi ters yaptım? Ha, çünkü aynı şekilde degrede geçtim. Düz halde yaptım yani. Anladınız? Anlamak anlatmadım tabi orada. O yüzden de çok haklısınız yani. Ne olduğunu anlamamakta. Ya biriniz bence buraya gelin. Şu benim yaptıklarımı en azından temizleyin de ben rahat çalışayım. Asistan istiyorum. Bayanlar. Kim talip? Uzun bölüme de mi bulaşmış? Hadi ya. Bulaştıysa süper olmuştur. Ta. Hayır, şunları bir atayım ben buradan ya. Zonguldak'ta olsaydım. Evet, tabletten canlı yayın yapılmıyor arkadaşlar. Sonra benim Apple çok zor durumda olduğumu görmüş. Telefondan ters falan durduğumu, düştüğümü görünce bana dedi ki gel dedi sana özel bir format atalım.
Ondan sonra sen yap. Tabii işin şakası. Hepsi enine bir taraf boyun oldu. O bir tarafı öne ön göstereceğiz. Yani ön olacak. Arka tarafta farklı bir şey uygulayacağım size. Anladınız mı? Burada wooden wax'la soyacağız. Derdim o. Ekrana bakan yeşil dudaktaki boya zedelendi. Doğrudur. Mantığı anlatabileyim. Tekniği gösterebileyim. Objeyi zaten bir şekilde düzelteceğiz, yani yapacak bir şey yok. Ha, çok güzel. Evet, şurada gördüm. Şey gibi olmuş. Mühür gibi. Diyorum ya, asistana ihtiyacım var diye inanmıyorsunuz. Al işte. Her tarafından bir şey olabilir. Altına bir şey koyayım bari ben bunu. Sağ ol Bilir Hanım, düzelttim. Vallahi görmemiştim siz diyene kadar. Ya da tablete oraya bakıyoruz yani. Buradan wax sürüyorum arkadaşlar. Allah. Şöyle elimle geçeceğim. Nasıl ellerim bulaştı. Bari tam olsun. Böyle sürdüm. Sürdüğüm wooden wax, eskitmede kullandığımız, mum eskitme, yayarak eskitme, dökmede kullandığımız ara kat jeli diyeyim. Alt zeminle üst zemin arasına sürüyoruz. Arayı kopartmamız için. Buna ne renk yapsak? Mavi yapalım. Başka bir fırçayla. Arkadaşlar, budak çalışması her şeyle olur. Kaldım, baksanıza. Yanımda su yok. Budak çalışması her türlü renkle yapabilirsiniz. Yani illa bunu kahvelerle, şeylerle yapmak zorunda değilsiniz. Mesela şık bir çalışma yapacaksınızdır. Alta gümüş sürüp üstüne güzel bir inci beyazıyla da yapabilirsiniz. Yapamazsınız diye bir şey yok. Budak üstü eskitmeyi gösterebileyim diye bunu yapıyorum size. Aslında bu başlı başına, hani tek başına bir çalışmadır. Hani ben bir önden görün, daha sonra bir çalışma içerisinde de kullanırsak bir göz aşinalığınız olsun diyorum. Böyle boyadım. Altta wax var, en altta da budaklarım var.
Şapşık fincanımla. Aa, yarın sevgililer günü müymüş? Yağlı boya yaptığınız zemin artık zımparalı çalışma yapılabilecek bir yüzey haline gelmiştir. Zımparalayıp boyayamanız gerekiyor. O da zor. O yüzden multi surface ile beraber yani kullanıma uygun şekilde boyayın. Ondan sonra Yasemin bir video açamıyor. Bilemiyorum Gordon'a niye açamıyorsun ama bugün müzik yok, enerji de yok gibi. Müzik olunca da kaldırıyorlar yayını. Ne yapacağız? Vay be, yarın sevgililer günüymüş ha. Yarın yayın yok o zaman. Yalnızlar için olsun tabii. Ben de ne ya ne sevgilisin ne sevgililer günü çok takılmıyorum öyle şeylere. Niye yayın yok yarın diyor. Sevgilisi olanlar sevgilisiyle vakit geçirip bizi yayında yalnız bırakır ihtimaline karşılık yayın yapmasak mı diyoruz acaba? Yani ya gelmezlerse yayına biz kendimiz mi olacağız? Bekarlar partisi mi vereceğiz? Ah Fatoş, ah çok arıyorum seni. Nerede bizim şeyler? Şeyi bulamadım. Bulaşık telini. Meşhur zımparamla. Haha, bana aşık olanlar gelecekmiş. Beni sevenler ekran başına diye bir kampanya oluştururmuşum ben. Bunu nasıl becereceğimi çok merak ediyorum. Daha da kurutmadım. Boyayı yağ gibi topluyorum yani. Bizim sevgilimizsiniz diyor. Ay teşekkür ederim Nigar Hanım ya. Çok tatlısın. Sağ ol, var ol. Bakın bazı yerleri ıslak mendille koparıyorum. Yani açıyorum. Şöyle de bir düşerim şimdi drunk diye buraya. Ondan sonra acile gideriz herhalde. Max'ın yoğun olduğu yerler. Diğer tarafları zaten zımparayla döküyorum. Yayında yapmaya çalıştığım için çoğu yeri kurumadı. Görebiliyor musunuz? Hmm.
canınız nasıl dökmek isterse o şekilde dökün. Tabii bunun şeyi bu değil de. Çok büyük dökükler isterseniz bu şekilde alttan budakları görebilirsiniz. Gördünüz mü? Wax bu işe yarar. Tabii ben kalın bir geniş geniş sürdüm. Büyük koparmalar istediğim için. Siz bunu ıslak mendille zımpara vallahi bilemeyeceğim. Masifleme. Bak bak bak. Bak acemiliğe bak. Masifleme ne renkli yapılır? Daha masiflemedik ki. İşlem bittikten sonra kuzum nereye masifleyelim? Daha kazıyoruz. Sert geçişleri açıyorum ben şu an. Çok sert gördüğüm yerleri böyle istediğiniz gibi açarsınız. Ay neyse ben yoruldum. Bu kadar açmak yeter. Gelelim masiflemeye. Glazing, anti-queen. Buyurun. Bunu döküyoruz bir tabağa. Ay. Anti-queen'i döktükten sonra glazing koyuyoruz. Glaze medium. Öbür tarafı yaptın kaçırdım diyor. Bakın şimdi. Her yer kahverengi oldu. Beğene basmayın arkadaşlar. Daha gitmiyorum ki. Aşk olsun. Gitme diyorsunuz bana. Geç oldu değil mi? O da doğru valla. Bıraksalar sabaha kadar boyayım. Aslında size ben bir tane şey gösterecektim. Gazetelik ama onun yarına kalsın. Saat 10 olmuş. Onu da yarın çalışırız. Deseni koyacağız. Wax süreceğiz. Komple soyacağız. İyi akşamlar Nevin Hanım. Gidiyor musun? Geldin mi? Peymana niye aşk oldu ya? Gene ne oldu? Siliyoruz bakın. Komple. Glaze koyduk. Ve koyduğumuz glaze'i şimdi siliyoruz. Mesela bunun üzerine eskitme kremi de uygulayabilirsiniz. Daha da açabilirsiniz. Aradaki renklerin kopukluğunu glaze ile masiflemiş ve almış olursunuz. Bakın burada da aynı şekilde fark ettiyseniz. Buraya da bir glaze yapıp sabitleyelim artık.
burada da aynı şekilde yaptık. Neresi kaldı? İyi, şurayı da yapalım bari de. Antikoyun, evet arkadaşlar. Antikoyun ve glaze. Sürüyoruz, siliyoruz. Glaze'li olduğu için tutunmuyor. Ama renklerin birbirine geçişindeki o aradaki çiğliği almış oluyor. Daha doğal hale getiriyor diyeyim size açıkçası. Nasıl anlatsam bilemedim de. Antikoyun ne işe yarar diye. Bu budak çalışmasında böylelikle arşivimize koyduk. Kalkmıştı ama ta 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 tan. Tan tan tan. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık demenize. Çok sağ olun. Çok teşekkür. Ne desem bilemedim ki şimdi. Sert uçlu bir fırça alıyorum. Bu da maşallah iyice dağılmış benim gibi. Araları belirginleştiriyorum. Kestik ya şey kazıdık ya oraları. Yağlı boya eskitmede kullandığınız yağ farklıdır. Glaze su bazlı bir üründür. O yüzden aynı yağı glaze'de kullanmanızı açıkçası tavsiye etmem. Yani bu farklı bir şey. O farklı bir şeydir. Şu şekilde bakın. Budakların arasında kazıdığım yere yağlı boyalara girerek şöyle de geri geleyim. Tatatadan diyeyim. Efekt verdim farkındaysanız. Boyut kazandırdım yani. Kazandırdım derken kazandırdığımı düşünüyorum. Kazandırmışımdır herhalde yani. Orada da şöyle ucu sert fırça arkadaşlar. Sert olsun. O fırçayı yağlı boyaya girerek tık 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 giderken gidin aşağı kadar. Sonra elinizle bir yayın. Orada keskin bir şey kalmasın. Hani bir çizgi oluşmasın. Yayarsanız yanlarda fluluk, ortada bir derinlik kazandırmış olursunuz. Hemen buldum ya mevzuyu anlatacak. Başlayayım şimdi. Burada bir derinlik yaptık ya. İşte oraya direkt bir çizgi çizsek. Atıyorum bir kahveyi normal boya girsek. Bu kadar şey olmaz. Güzel olmaz. Orada bildiğiniz dümdüz bir şey olur. Ama bizim amacımız burada İki aradaki yaptığımız çizgiye giriş yapacak ve yanlara da böyle fluluk verecek şekilde olsun istediğimiz için çizgimizi düz gibi çekiyoruz yağlı boyayla, elimizle dağıtıyoruz. Dağıtırken bakın görün buralara girişler çıkışlar oluyor. Yağlı zaten şu an. O şekilde de derinlik vermiş oluyoruz. Verdiğimizi düşünüyoruz. Ukalalık yapmıyoruz. Böylece bir budak çalışmış oluyoruz. Hadi buna bir de stencil yapalım da bu akşamı kapatalım bence. Aşk olsun. Eyleme bakar mısın? Adminem benim canım arkadaşım. Canı çıktı İstanbul'da ya. Eşinin, kendinin. Allah razı olsun.
Vallahi haşatı çıktı hepsinin. Yağlı boya kahverengi kullandım. Siyah da kullanabilirsiniz ama dağıtırken çok net girmemeniz gerekeceği için en güzeli kahveyle gidin. Daha koyu renklerde evet siyah kullanabilirsiniz. Ben bir stencil çalışayım. Hatta o kaldırılan video zamanı şey olmuştu ya. Yazılar yanlış, tersten falan gibi şeyler olmuştu. Ben güya size yayın bitince yazının düz olduğunu atmak için bir açtım şeyi. Ana video yok. Hayatımın şokunu yaşadım desem yeriydi yani. Stencil fırçamız ile açlıktan öleceğim. Şöyle şunun kapağına biraz siyah alayım. Ay sağ ol ya. Canım arkadaşım. Çiğdem Özenli gene kaçırdım videodan izlerim diyor. Ben de öyle temenni ediyorum inşallah. Şöyle ışık hızıyla stencil yapıyorum size. Artık yamuk mamuk sağlam sakat. La France. Hoppa. Yemek kızım. Açık renkte çalışırız arkadaşlar ama şu an yapmak istediğim ilk önce renkli budak çalışırkenki mantığı anlamanız. Ben size bunu mesela açık renkte çalışarak gösterebilirdim ama bu geçişleri çok net göremeyecektiniz burada olduğu gibi. Bu şekilde gayet net görmüş oldunuz. Zaten bilirsiniz bu dağın orijinali kim ne derse desin kahve ve tonlarıdır. Hiçbir ağaç mavi değildir ya da mor değildir. Yes, şimdi ters olduğunu iddia edeceğiniz bir görüntüye hazır olun. Buyurun. Vallahi düz. Bitti. 5 dakikada stencil. 5 dakikada stencil'ımız yapıldı. Buna sanki biraz siyah efekt olsa yağlı boya hoş olur. Ters değil. Rengi renk yani boyayla eskitme konu içerisinde. Hoppa. Yağlı boyanız yok. Yoksa ne yapacağız? Hiç böyle de yapılır mı ya? Bilmiyorum yani. Yoksa elimizdeki boyayla eskiteceğiz. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Olmadı. Artık bitince göreceksiniz. Stencil'ı boyutlu yaparım tabii ki. De artık çok geç oldu. Bir daha. İnsanlar bir de onu beklemesinler orkide. Bakın düz boya. Sert geçişler.
Gördünüz mü? Yağlı boyasız da olur yani. İlla yağlı boyaya gerek yok. Kübra'cığım. Gene aynı bir şey söylemeyeyim. Yayından sonra atacağım diyorum. Yayını kaldırıyorlar, atamıyorum. Vallahi düz ya. Bu kutunun okuma yazması yok hayatım. Bak ben size yağlı boyayla nasıl eskiteceğinizi gösteriyorum. Siz bana ne kadar kötüsünüz ya. Göstermeyeceğim. Yağlı boyayla yapın diyeceğim size. Sevgilim her gün dedi. Gideceğim sevgilimle yemek yiyeceğim. Hoca yağlı boyasını unutmuş. Karşı tarafta. Gidip onu mu alacak şimdi? Ha böyle tıkır tıkır tıkır. Şimdi canlı yayını kaçırınca bir daha videoları nasıl bulacaksınız? Gireceksiniz gruba, videolardan izleyeceksiniz. Ama zaten yani YouTube hazırlanıyor. Bundan sonra burada fazla yayın kalmayacak ama YouTube'da yüklenmiş olacak gibi gibi bir şeyler var. Neyse ya, ben şu diğer kutuyu da çıkarayım da. Dan 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 dan. Bu da bunun yavrusuydu. Buyurun. Kaldırılan kutu. Şu an yapılan kutu. Gördünüz mü? Görebiliyor musunuz? Arkadaşlar, kameranın ön, yani cihazın ön kamerasını kullandığım için ters gösteriyor. Arkayı kullansaydım düz gösterirdi. Ama şimdi arkayı çevirirsem direkt boya standını görürsünüz, beni kaybedersiniz. Vallahi bu sefer yazı ters diye videoyu kaldırırlarsa yemin ediyorum yemem içmem gider video şey çekerim, normal video çekerim onu yüklerim. Yok yok, ben onu göstersem de oluyor. Ey bir dakika ya. Tararın tan tan tararın. Bakın, ay kutular da önümde kaldı. Neyse. Şöyle. Bırakalım kutuyu. Şimdi burada ne yazıyor? Koskoca firma. Ters mi yazmış bunu? Hay. İspatıyla birlikte. Bakın. Ne yazıyor? My hobby tela transfer. Hadi ben ters bastım. Bu adamlar da mı ters bastı? Hem de milyonlarca basıldı. Aa, bu arada benim kızılderili kızımı taklit etmişler, biliyor musunuz? Yani o kızılderili hep vardı Google'da ama benle beraber böyle görüldü. Ama gitti. Garibim, kaybettik. Ben nereye bakıyorum ya? Anladınız mı? Neymiş? Düzmüş. Ama ayna etkisi dolayısıyla ters gösteriyormuş. Allah'a şükürler olsun beni ters göstermiyor yani. Benim sağım da solum da aynı. Anam Meliha Sönmez ya. Nalan Hanım. Hoş geldiniz. Yani bir şekilde ispata gerek duyuldu. İspatlamak için uğraştık. Ay, yaptık ya. Vallahi yayında yaptık. Kutuyu da yaptık. Budağı da çektik. Eskittik de düzünü de yaptık. Hatta bu sefer hiç şey yapmadan degrade ile de budak yaptık.
Evet arkadaşlar, benim Kızılderili gitti. Tüt. Yapmışlar. Zaten şu var. Kızı oturup ben çizmedim yani. Kızılderili kız zaten vardı. Google'da yıllardır vardı. Pinterest'te de vardı. Ben o deseni çok beğendiğim için ve Kızılderililere hayran olduğum için çalıştım. Evet, artık herkes onu görünce aa bu Yasemin Hanım'ı da gördük falandı yani. Tel olarak Abbas Yolcu. Evet, ben de solak görünüyorum ama değilim. Solla yaparsam sağlak görünürüm herhalde. Yo, ben kendime bir kabile seçmeme gerek yok. Benim kabilem var. Gayet de güzel bir kabilem var. My Hobby ailesiyleyim. Artı sizlerleyim. O yüzden kendime bir kabile seçmem gerekmiyor. Sadece çok canım sıkılmaz. Sıkılırsa bilmiyorum yani. Ya bir şey öğrenmekten değil de böyle Kızılderili resimlere talep olunca şey sandılar herhalde. Aa evet, biz bunu satarız. Yani ev alırız, araba alırız. Alsam ben alırdım ya. Öyle bir dünya yok. Yani bu sektörde emekle zengin olmak diye bir olay yok. Gidin artık hocam, geç oldu. Bak gidemem, beklemek zorundayım ben. Zaten siz gidince de bekliyorum. Eve 10.30 gibi falan gitmem gerekiyor. Bizim evin giriş çıkış saatleri var. 9'u kaçırdıktan sonra içeri almıyorlar. 10.30'u bekleyeceksin. Eğer 10.30'da kaçırırsan 12.30'da girebiliyorsun. Öyle bir sistem oluşturduk biz. Budak çalışmasının üzerine evet vernik olacak. Ben her zaman ne diyorum? Su bazlı vernik uygulayacağım. Parlak değil, matını uygulayacağım. Şimdi bu kadar eskimiş, püskümüş bir şeyin üstünde cıyır cıyır parıl parıl bir şeyin olması mantıklı değil. Vernik, rich, mat vernik. Evet, atölyem merkezde. Çelik kapım var. Kapatıyorum. Sizlerle birlikteyim. Zaten silah kullanıp taşıyorum dermişim. Hiçbir şekilde sıkıntı yok yani. Aa evet, kullandığımız renklerin numarası. Çok iyi hatırlattınız Mina Hanım. Tan tan tan. Bir de ben size lacivertli bir şey gösterecektim de bir de onu da koydum buraya. Sanki hazırlar malzemeyi almışım gibi gitmişim öbürüm. Bu heyecan var ya bende. Sürekli üret, sürekli üret. Bir ne ara ambale olacağım bilmiyorum. Bir gün böyle kalacağım etrafa karşınızda. Evet, üretemiyorum. Beril Hanım, siz için kahvenizi, çayınızı kapatın gidin. Yani sıkıntı yok. Yağ yeşili, normal rich akrilik, açık kahve, 11.88 turkuaz, rich multi is yağı. Martina ne diyor? Hadi bunu da çevirin bakayım.
Çivi yazısı gibi bir şey arkadaş. Bana bir şey olmaz kızlar. Siz merak etmeyin. Sıkıntı yapmayın. Benim normaldeki düzenim bu. Daha gideceğim. Gittiğimde 12 gibi falan yemek yerim. Ondan sonra sizlerden mesaj atanlar oluyor. Ya da konuşmam gereken insanlar ve beni bildikleri için geceleyin müsait olduğum bildikleri için birilerde falan. Rugan hocam ne olur vernik oluyor mu? Hocam adres. Buradan vereceğim adresi. Vereyim yani de neden? Neyse olaya döneyim. Renkler bunlar. Antique Queen'de de ak kestane ya. Kestane 130. Wooden Wax. Glazing Medium. Bugünkü çalışmamızın mimarıydılar kendileri. Multilerle vintage'leri karıştırabiliyoruz mu derken şöyle bir şey. Ben burada zaten eski şey olduğu için renk olarak geçiş yaptım. Yani alttaki de multiydi ama. Multi tafi ile boyadım. Alt zemini hani ham hali var ya onu tafi ile boyadım. Üstüne zaten diğer şekilde vintage'i, akreliği sürdüm. Rugana vernik oluyor mu boyandıktan sonra? Şimdi ruganını niye boyadınız bilmiyorum. Rugan ne olabilir diye düşünüyorum. Ayakkabınızı boyamazsınız. Çanta olur herhalde. Vernik, verniğin amacı korumak. Boyadıysanız vernikleyin. Vaksı her yere sürmedim. Belli yerlere sürdüm. Nereden dökmek istiyorsanız oraya sürün. Glaze'i her boyada kullanmanıza gerek yok. Glaze boyanın kurumasını geçleştirmek için. Siz normal zemin boyarken glaze sürerseniz o boya da kurumaz yani. Bizim amacımız istediğiniz gibi üzerinde oynayabileceğimiz şeylerde glaze kullanıyoruz. Tabii ki polyesteri de antik oyunla eskitebilirsiniz. Polyesterde de aynı şey. Oğuzhan ne haber hocam? İyiyim sen nasılsın? Yarın eğer nasip olur ölmez sağ kalırsak şey yapmak istiyorum. Çini teletransfer üzerine vernik sürüp vernikledikten sonra vakslayıp yani boyayıp oradan soyacağız falan gibi bir proje var kafamda. Onu yapmak için malzememi hazırladım ama geç oldu yarın artık. Renklerin kodları. 1188 turkuaz. Böyle bir boyamışım ki. Neyse açık kestane, akrilik. Yağ yeşili, is siyahı. Gümüş kaplama objelerinizi bizim geçen yaptığımız vardı ya parlak multilerin yeni serisi titanyum. Onlar çok güzel tutunuyor. Normalde multi surfage'lerle hani şunlarla da çok güzel boyayabilirsiniz. Senin için yapacağım bir gün resim üstü çatlatma söz. Ama o aşamalı gidecek. Hocam bu kadar yeniden sonra kütüphanelerdeki yerinizi ne zaman almayı düşün? Aşk olsun ya kütüphaneye mi atacaksınız beni? Vardır ya orada böyle duran put gibi kadınlar adamlar sorarsın böyle okumaktan bir acayip olmuşlardır.
Vallahi açık kestane, açık. Ay açık kahve ya. Üf, bak iyi ki uyardılar ha. Açık kahve, üstünü çok boyadığım için göremiyorum. Sonra görüyorum. Açık kahve. Üstüne basa basa söylüyorum. Açık kahve kızlar, arkadaşlar. Yarın kaçta? Bilmiyorum ki yani 7 gibi falandır. 7-7.30. Rich'in cama buzlama boyası var mı? Bilmiyorum. Aa, size bir dedikodu yapayım mı? My Hobby yeni bir ürünle geliyor arkadaşlar. Acayip bir şey ama. Yok böyle bir şey. Piyasada. Gerçi Tela'da da yoktu da soru oldu. Ama bunda yok yani. Eğer tabii oluştu, hazır. Onunla beraber ciddi ciddi ben çok güzel değişik şık 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 şeyler yapacağımıza inanıyorum. Ne zaman firmadan start gelir, tamam açıklayabilirsin derlerse açıklayıp çalışacağım. Ama yani çok çok meşakkatli şekilde uğraşıp yaptığımız bir şeyi tık 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 yapacağız ya. Böyle bir tüyo vereyim size. Merak edin ya, öyle hemen olur mu? Yok, gıybet etmeyiz. Sürpriz bir ürün bu. Çalışacağız. Çalıştıktan sonraki taklitlerimize, yapmaya çalışanlarımıza, yaptıktan sonra da böyle bir şeyler olanlarımız var falan. Biz bir yapalım da. Sürpriz arkadaşlar, sürpriz. İlk startı verdiğimizde benim grubumdaki insanların göreceğine söz veriyorum. Yani şöyle bir hava atarsanız, ay böyle bir şeyle biz şunu yaptık, ay siz yapamadınız mı falan, şöyle bir saçımızı falan da savururuz. Deriz ki yazık ya, şu gruba gidin ama grubu kapattılar işte, kabul edilirseniz o da yani. Eder miyiz bilmiyorum ama etmeyiz. Emin olun. Çok böyle vır 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 vır. Sağlığa zarar. Patenti firmamız alır, o sıkıntı değil de. Ya yok, patent alsan da başka bir şey yapıyorlar, merak etmeyin. Patent çözmüyor işi sadece. Sen şuna patent alıyorsun, adam bunun yanına bir şey ekliyor, gidip o da ona patent alıyor. Buzdolabındaki sticker'ı nasıl sökebilirim demiş. Şey, Duygu Hanım. Arkadaşlar, 10 binlik bir grup sahibiyiz. Şu sticker'ın leke bıraktığı o bant izi var ya, vallahi bilen bana da söylesin. Ne olur, yeni evde dolaba yapıştırmışlar, çıkarttım leş gibi kaldı. Bak, bilmediğim şey üzerinde asla iddia etmem. Buzdolaptaki sticker nasıl çıkartılır sordu. Ben de size soruyorum. Fikri olan varsa ne olur yardım etsin. Cifledim olmadı, yağladım olmadı, tinerledim olmadı, hala duruyor. Bulursanız ben de istiyorum. Çok güzel bir şeye parmak bastınız, fırça bastınız. Kapakları kapatın hocam. Peki, kapatıyorum. Ben söz dinlerim. Aha da kapattım. Yağ çözücü de çıkartmıyor. Hayır, olmadı. Multiye neyini boyayayım? Zaten mis gibi boyanmış. Ha, lokmuş. Yani ne lok? Lok mok da halletmeyeyim, reklam girmeyin şuraya şimdi. Şimdi de bizi lok diyorsun, emmeyi kapatacak. Hani emmeyi be, öbürküler. Evet Gülay Yalçındoğan, güzel bir şeye parmak bastım bak. Grup olarak çok güzel gidiyoruz, çok seviyeli gidiyoruz. Ama şunu sonra söylüyorum. Ne zamandır yayın yapılıyor da bu grup niye büyümüyor da küçücük de cücük kadar da falan da filan da. Herkes 10 kişi eklese biz uçarız. Ne oluyor anlamıyorum. Gerçi diyorum da sanki ben ekliyorum ha. Ben şimdi bilmiyorum. Ne kadar yakında çıkacak bu ürün?
Şöyle bir şey söyleyebilirim size ne kadar yakında çıkacağı konusunda. Emin olun biz ne zaman çıkartırsak en yakın zaman o olacak. Zaten başka şekilde müdavimi yok. Benzeri yok yani şimdilik de. O yüzden bir hafta 10 gün falan. Önce bir patentine başvuralım da ürünü öyle çıkartalım. Önce ürünü çıkartıp başvurunca işe yaramıyor. Belki de beğenmezsiniz. Ama ben beğendim. Çok hoşuma gitti. Okey bu, bunu yapalım dedim. Şimdi farklı bir şekilde yapıyoruz. Marka ve kavanozlardaki etiketleri evet çıkartıyorum yani. Onlarda sıkıntım yok. Bu şey aynalar falan var ya böyle. Onların arkasında bir yapışkan var. Onu yapıştırmışlar. O tabii yıllarca da kalmış. Şimdi ben onları söktüm. İğrenç görünüyordu. Altı kaldı. Tamam bu yazdıklarınızı deneyeyim. Kapağı sökeyim ben oradan diyorum ya. Raf olarak kullanayım. Özgür Bey aramayın ya. Neden arıyorsunuz? Çaktırmayın açıkladığımı, yapacağız dediğimi. Olmaz. Bak kilo aldığımı söylemiş. Evet o konuda haklısınız. Aşırı kilo aldım çünkü sıkıntı strese girdiğim zaman genişliyorum. Normalken daralıyorum. Mayo bir heyecan verdiniz. Yani. Evet, top secret fikirler. İstanbul'daki yemekte konuşulmadı o. O daha önce vardı. Biz onu pekiştirdik. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Ben artık gireyim. Şu güzel aldığım kilolarımla 12'de gene yemek yiyeyim. Üzerine biraz daha ekleyeyim. Artık şey tanışma günlerimiz falan olduğunda iki kişilik bir koltuk ayırırsınız bana. Ne yapayım işte öyle bir. Olsun. 100 kiloya gidersem gider midemi aldırırım. Küçülttürmem bile yani. Alsınlar toptan. Diye düşünüyorum. Aa, orada göremiyorum da şeyler patlamış. Melike yaptı. Start verelim de. Şükran Hanım bu uygulamayı siz başlattınız. Vallahi iyi fikir. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Yarınki çalışmada buluşmak üzere diyorum. O kadar. Öpüldünüz. Bay bay. Şöyle bir fırçamla uzanayım. Yayını kapatayım diyeceğim ama. Olmayacak. Yandan şöyle gideyim. Yarın akşama kadar kendinize iyi bakın.